Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında eski genel sekreterimiz, Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri İbrahim Tunalı ve eşi Sevgi Tunalı var. Eşi Sevgi Tunalı soruyor, İbrahim Tunalı yanıtlıyor. Söyleşimize başlıyoruz. Atletizm hayatın nasıl başladı? Anlatabilir misin? Atletizm sahası bugünkü Atatürk Spor Salonu'nun yerindeydi. Zeminden aşağıda bir çukur bir yerdeydi. Altı kulvarlı bir toprak pistti. Burada sporcuları tel örgü dışında seyrediyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Birçok kişi seyrediyor değil mi? Halk seyrediyor değil mi herkesi? Herkes seyrediyor. Herkes seyrediyordu. Halk seyrediyordu. Yoldan geçenler seyrediyordu. Yani ilgi çekiyordu orada. Gençlik Parkı'ndan çıkanlar orayı görüyorlar. Koşanları görüyorlar. Hoşlarına gidiyor. Gelip bakıyorlardı. Ben de orada seyretmeye başladım. Hangi yıldı bu? 1961 falan. 1952-55 yılları arasında buraları seyrediyorduk. Çevrede seyredenlerden koşanların isimlerini öğrendim. Örneğin Kemal Horulu, İstanbulluymuş. Fahir Özgüden, Cahit Önel, Ekrem Koçak gibi atletleri seyrettim. Nuri Turan hocaları. Hocayı seyrettim. İri yarı bir beydi. Sert bir mizaçta bir insandı gördüğüm kadarıyla. Hoşuma gidiyordu oraları. Ama ben ailemden izin alamadığım için spor yapmak için kaçıyordum evden. Evet, kaçak spor. Kaçak sporcuydum. Okuldan çıktığım zamanlarda 19 Mayıs stadının içinde bulunan açık basketbol sahasında önce basketbol oynamaya başladım. Evet, atletizme başlamadan önce basket oynadığını söyledin, baskete başladığını söyledin. Oradan geçişin nasıl oldu? Orada işte basketbol oynamayı öğrendim önce oradaki çalışanlarla. Sonra oyun kurucu, kısa boylu olduğum için oyun kuruculuğu görevi verdi. Orada kim özendi? Güren Örs, Samim Öztek gibi milli olmuş sporcularla birlikte oynuyordum. Ama oradan bir şekilde ayrılmak durumunda kaldım. Atletizm sahası yapılıyordu o zaman, kuruluyordu. Oraya bakmak üzere giderken stadın altında Güneş Spor Kulübü'nün bir lokali vardı. Orada Avni Bulduk, o ismini öğrendiğim bey sandalyede oturuyordu, beni çağırdı. Nereye gidiyorsun dedi. Ben seni tanıyorum dedi. Adımı da öğrenmiş, İbrahim diye seslendi. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim atletizm sahasına bakmaya gidiyorum dedim. İnşaat varmış dedim. Ondan sonra dedi ki, ben dedi bu Güneş Spor'un dedi başkanıyım dedi. Seni çok beğeniyorum dedi. Çok da gençsin dedi. Yıldızsın da dedi. Gel dedi bizim Güneş Spor'da dedi futbola başla dedi. Ve vesile oldu. Güneş Spor'a girdim, başladım. Bir Alman hoca antrenörlük yapıyordu. Almanya'dan gelmiş. Hans isminde bir hoca. Sabah 6'da idmana başlanıyordu. 6'da geliniyor, 6.30'da idmana başlanılıyor. 8.30-9'a kadar idman yapılıyor. Sonra hazırlanılan kahvaltı yeniliyor ve serbest bırakılıyordu. Günde 2 idman yapılıyordu.
Diğer idman da 5.30-6 saatlerinde başlıyordu. O şekilde de idmana devam ettim. Benim gibi 2-3 kişi daha vardı ama çocukların isimlerini zaman önemli geçtiği değil, için hatırlamıyorum. Peki atletizmi nasıl atladın orada? Hatırlamıyorum. İşte orada atletizme başlamadan önce Avni bulduk bana futbol ayakkabısı, eşortman, şort atlet verdi. Peki baban, ailen spor yapmanı istemiyordu bildiğim kadarıyla. Bu sana onlar, şeyler verilince nasıl da? Onların bu idmanlara gittiğimden haberleri olmuyordu. Evet. İşte aynı bulduğum vermiş olduğu malzemelerini bir çanta içerisinde sakladım. Geliyordum. Evin alt katında, giriş katında, merdivenin altında kömürlük vardı. Oraya saklıyordum. Ama bir gün babama yakalandım. Ve bütün malzemelerimi babam aldı, anneme verdi. Bunları sobaya at, yak dedi. Tabii sen ne kadar üzüldün. Çok üzüldüm. Ama sahaya gitmek istiyorum. Ama Avni Bulduğ'un önünden geçemiyordum. Yan taraflardan filan atletizm sahasına gitmeye başladım. Atletizm sahası toprak bir saha, yeni yapılmış. Girişte bir iki katlı bir bina, altta malzemeler var, üst katta da ajanlık var. Bayan sporcular orada soyunuyorlar. Antrenörün de soyunduğu bir yer var. Öbür tarafta türbin var, seyyar bir türbin. Seyyar türbinin arkasında bir kulübe var. Kulübede iki tane Ali isminde bey. Uzun Ali, kısa Ali. Uzun Ali, kısa Ali. Kazanı yakıyorlar, oranın temizliğine bakıyorlar. Yardım ediyorlardı. Velhasıl ben de cross yapmaya başladım. Çiftliklerde Atatürk Orman Çiftliği'ne, Yeni Mahalle'den Atatürk Orman Çiftliği'ne koşarak ilk cross'la başladım. Geliyorum. Cross'la başladım. Hı hı. Ondan sonra yarışlar olduğunu duydum. Yarışlar olduğunu duyunca sahaya geldim. Sami Yavrucuk'la nasıl tanıştın? Nasıl onunla iletişimi? İşte atletizm sahasına gittiğimde Sami Yavrucuk diye ismini sonradan öğrendiğim bir beyefendiyle rastlaştım. O küçük binanın işte ajanlık bölümünde ajan, atletizm ajanıymış. Bana dedi ki, oğlum gel burada çalış. Bak dedi, büyükler var. Sen çok küçüksün ama gençler var. Onlarla birlikte ya koşarsın dedi. Sami Yavrucuk'la tanıştınız. Sami Yavrucuk'la tanıştım. Sami Yavrucuk, Sumur Yavrucuk'un babası oluyor değil mi? Onu sonradan öğrendim. Tamam, çok ama seneler, ben şimdi olarak. Çok seneler sonra öğrendim tamam, onu. Tamam. Sami Bey çok ilgiliydi. Bize hep şu eşofmanınızın üstünü altının içine sokun. Yarın öbür gün benim yaşıma geldiğinizde beliniz ağrır derdi. Çimlerde yatıp yuvarlanmayın. Çimler yaştır derdi. Çok ilgiliydi. Çok güzel yarışlar yapardı. Ve yarışlarda kupa, madalya yerine bizlere kuru üzüm yemiş gibi, ay çok bisküvit güzel gibi yiyecekler çok verirdi. Çok güzel. O sonraları, zaman için çok değerli şeyler onlar. Tabii. Sonraları işte ben gençlerle koşardım mecburen. Gençlerin arasında Altan Türker'i, Ersal Togo, Artun Ünsal, Güneş Tecelli gibi Çetin Evirgen gibi. Güneş Tecelli spiker bildiğimiz değil mi? Güneş spor spikeri evet, değil mi? Çetin Evirgen gibi bir arkadaşlar vardı. Onlarla birlikte hipodroma geçerdik. Yaşar Doğu Spor Salonu'nun yanında yapılmış bir köprüden hipodroma geçer. Çim'de bir iki tur atar. Tekrar gelirdik. Bizim hocayla tanışman nasıl oldu? Sonra
Sami Yavrucuk yarışlar düzenlemeye başladı. Yarışları da halkın ilgisini çeksin, atletizme halk ilgi duysun, atletizm sevilsin diye yarışları futbol maçları öncesi 19 Mayıs stadının içinde başlatırdı. Çok güzel. Orada bir tur dönerdik. Çıkar köprüden geçer, hipodroma gider. Hipodromda bir iki tur döner ve stada gelir. Statta yarışı bitirirdik. Bitirirdiniz. Tabii ilgi maçın, çekiyor muydu? Maçın, halkın ilgisini maçın çekiyor muydu? Haftayımında bu olurdu. Halk tabii yarış olduğu için birinci, ikinci, üçüncü belirlenecek çekişmeli de yarışlar olurdu. Onun için halk ilgilenirdi, alkışlanırdık. Çok güzel. Ve Sami Yavrucuk orada bir kürsü oluştururdu. Birinci, ikinci, üçüncü gelene ödüller verirdi. Ben Sami Yavrucuk'a bir gün ailem bana müsaade etmiyor koşmama dediğinde ne yapabiliriz dedi, nasıl sevdirebiliriz onlara. Dedim ki annem Eşi abi çok sever Sami abi. Bana verirsen eşap ver dedim. O da bir yarışta birinci geldiğimde bana vakko eşap verdi. Onu anneme götürüp verdiğinde çok sevindi ve benim kaçamak spor yapmama annem göz yummaya başladı. Bu şekilde sonra Besim hocam aldı. Ondan sonra işte koşarken o şeylerde Besim hoca beni gördü. Besim Aybars değil mi? Besim Aybars. Oğlum dedi gel bak ben dedi Ekrem Koçak'a da bakıyorum. Gerçekten Ekrem Koçak'ın antrenörü ben değilim ama Muharrem Dal Kılıç'ın yeni antrenörü oldum. Sana da idman veririm dedi. Gaston Yusuf dedikleri bir arkadaşımız vardı. O da Güneş Tecelli'yi, Çetin Evirgen'i çalıştırıyordu. O benimle ilgilenmedi. Besim Hoca ilgilenince. Besim Hoca işte Altan Türker'i, Ersal Togo, Artun Ünsal'la bana bakıyordu. Onlar gençti, ben yıldızdım ama yıldızlarda yarışacak kimse olmadığı için ben mecburen onlarla yarışıyordum. Ama hep ikinci, üçüncü, nadiren o büyük atletlerin, büyük isimleri yarışa girmediğinde birinci olabiliyordum. O şekilde spor hayatım devam etti. Ondan sonra yaz sezonu geldi. Yaz sezonunda sahada çalışmalar başladı. Hipodrom bitti. Yaz sezonunda çalışırken Cahit Önel, Ekrem Koçak, Muzaffer Selvi gibi, Aydın Onur gibi, Yücel Seçkiler gibi büyük atletleri görüyordum. Nuri Turan bir sahanın bir köşesinde disk atıyordu. Bazen gülle atıyordu. Cahit tanıdım. Harika. Disk atıcı. Şetvan Toker'i tanıdım. Sırıtı yüksek atlayıcı. Sonra benim çok iyi candan arkadaşım Işıl Izıcık'la tanıştık. Işıl Izıcık sırıkla yüksek atlardı. Çok ressam olan Işıl Izıcık. Ressam olan Işıl Izıcık. Evet, evet. Amerika'ya gider götüremediği fazla tablolarından bana dört onları çekebilirsin. Tablo hediye etti. Bu da. Artılmıyor. Bu da. Çok duygulandın ama sen. Küçük bir tanesi, bir taneyi küçük oğlum ısrarla benden istedi. Evime koyayım baba dedi. Ona verdim.
Şimdi o şekilde o, peki şey olan ajanlık. Atletizm ajanlığı nasıl başladı? Ben koşarken yarışlara götürülüyordum. Yarışlardan önce ajan, o zaman atletizm ajanı deniliyordu. Şimdi il spor temsilciliği deniliyor. O zamanın il spor temsilcisi olan Sami Yavrucu zamanında yarışlara götürüldük. Bursa'ya gittim. Bursa'da çok iyi pozisyon birindeydim. Bursa'ya beni trenle gidiyorduk. Ailemin haberi yoktu. Kaçak götürüyordum. Hüsnü Aytürk kafile başkanımızdı. Demir yolcuydu. Ajanlıktan önce bu. Efendim? Ajanlıktan önce. Oraya götürülüyordum. Hüsnü Aytürk demir yolcu olduğu için babana söylemiş. Haberi yok, ailemin haberi yok dediğimde ben haber veririm babana dedi. Babamı dairesinden aramış. İbrahim'i ben demiş Bursa'ya götüreceğim, yarıştıracağım. Yarışlara katılacak demiş. Haberin babam olsun. O hışımla çıkmış bir istasyonda. Genel Müdürlüğü'nden fırlayıp çıkmış trenin etrafında beni arıyor. Hüsnü Aytürk'e de beni trenin makinist bölümünün arkasındaki furgona götürüp sakladı. Eyvah babamın eyvah. Babamın trenini aradığını gördüm ama gitmek de istiyorum. Çok iyi durumum var. Türkiye birinciliği. Onun için bir şey yapamadım. Ve tren hareket etti. Babam kurtar. Orada kaldı. Tabii kalaylayarak kaldı. Kaldı. Biz İstanbul'a vardık. İstanbul'a geldiğimizde Altan Türker'i, Ersal Togo dediler ki bizim Beyoğlu tarafında bir işimiz var. Hoca, biz ona gidip gelelim. Mesim Aybars da kafile başkanımız. Bursa'ya gidecek kafilemizde. Antrenör, Hüsnü Aytürk de kafile başkanı. Hepimizin lisanslarını topladı Hüsnü Aytürk'e. Ama o ay arada genç olan arkadaşların nüfus cüzdanlarını da aldı. Benim nüfus cüzdanımı istemedi. Bursa'ya, sen de şeyde bıraktın onu, otelde kongre. Bursa'ya geldik. Bursa'da Atatürk heykelinin yanında, yakınında bir otele konakladık. Ertesi gün... Bir dakika şimdi, Bursa'ya gidiyorsunuz siz yarışa. Bursa'ya gitmek için niye önce İstanbul'a gidiyorsunuz da sonra Bursa'ya gidiyorsunuz anlamadım. Ben nasıl gidildiğini bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Bursa'ya gitmemişim. Bursa'yı görmemişim, İstanbul'u hiç görmemişim. Tamam ama niye öyle kaptarmışlar? Bilemiyorum, o şekilde şey yapmışlar. Belki de harcırahlar, ona göre tren harcırahı veriliyor. Ha, trenle gidiyorsunuz, Bursa'ya tren yok, İstanbul'dan belki de. Evet, herhalde. Şimdi anlaşıldı. İstanbul'a geldik, İstanbul'da... İstanbul'u boş ver. Bursa'ya geldik, işte Atatürk heykelinin yakınında... Bir otele yerleştik. Ertesi gün sabah erkenden stadyuma indik hep beraber. Stadyumda yarış başlayacak ve Kültür Park'ın içerisinde bir iki tur dönüldükten sonra tekrar stadın içerisinde maç arasında yarış bitecek şekilde organize edilmiş. Hepimize göğüs numaraları verildi. Göğüs numaralarımızı taktık. Şey yaptık, yarışa hazır vaziyette bekliyoruz. O arada ben yıldız olduğum için yıldızlarda kimse yok yarışacak. Tek başına seni gençlerle yarıştırdılar. Organizasyondaki kişiler dediler ki sen yıldızsın, yıldızlarda kimse yok.
gençlerde koşar mısın? Koşarım dedim. O zaman dediler, nüfus cüzdanını ver. Nüfus cüzdanım? Otelde kaldı. Bende değil, otelde dedim. Kafile başkanına vermedin mi dediler, istemedi dedim. Hüsnü Bey'e hadi geldim. Git bakalım dediler. Hüsnü Bey'e geldim, dedim ki nüfus cüzdanımı istiyorlar. Hüsnü abi ne olacak dedim. Dedi ki git otelden al dedi. Otelde kaç kilometre yok? Otel yaklaşık 1,5 kilometre filan. 1,5'te geri geleceksiniz, 3 kilometre. Ondan sonra ben çıktım. Yarış saatine de zaman var. 2-3 saat var. Yarı koşarak, yarı yürüyerek yorulduğuma yarış koşacağım çünkü. Otele geldim. Nüfus cüzdanımı aldım. Tekrar stada döndüm. Bu sefer sonuç koşarak döndüm ki ısınma şeyini kazanmış olayım diye. Geldim. Yarış hemen hemen başlamak üzereydi. Nüfus cüzdanımı verdim. Tamam sıraya gir dediler bana. Sıraya girdim. Ama girdiğim şeyde İlhan Bilgütay İstanbul'dan İlhan Bilgütay ismini bildiğim hatırladığım arkadaş. Başkaları da vardı ama isimlerini hatırlamıyorum. Birçoğunu da tanımıyorum tabii. Yarış başladı. Koştuk. Gayet güzeldi. İlk turda 1. pozisyondaydım. İlk turda. Stadın içine girdiğimde büyük bir tezahürat yapıldı. Ne güzel. Demek ki orada birinci da ilgi var. Girdiğim için ama birinci de 2-3 tur dönüleceği için o turları tamamladıktan sonra ben ancak 4. olabildim. Ama İlhan, hiç içinden İlhan, çıkmamış bunlar. İlhan Bilgütay 1. oldu. Güneş Tecelli 2. oldu. Altan Türker'i 3. oldu. Yine İstanbul'da. Altan Türker'in arkasından yarışı ben bitirdim. Diğer arkadaşlar da yarışlarını bitirdiler. Ama kürsüye ancak ilk 3 kişi çıktı. Çok üzüldün tabii. Çıkamadım. Üzüldün ama. Sonra bize harcırahlarımız verildi. Harcırahlarımızla ancak ben anneme bir ekmek bıçağı alabildim. Şimdi yağ çekiyorsun annenin birazcık. Bursa yapısı bir ekmek kadarıyla bıçağı aldım ki mahsus. Babam kızacak, annem desteklese de beni rüşvet mi verdin yani? Rüşvet mi aldın? Ankara'ya geldik. Bu şekilde ailemizle şey yaptık. Barıştın. Alıştık. Ancak o zaman televizyon yok tabii. Radyoda yarışların sonuçları bildirildi. İlk 10'a kadar yarışta derece alanları söyledikleri için ben de söylenmiş oldum. O yarışta Ekrem Koçak 1., Cahit Öner 2. oldu. Büyüklerde. İstanbul'dan da sporcular vardı. Onların da isimleri okundu. Bu şekilde seyahatler başladı ama sonra arada babayla barışıldı tabii. Annem bıçağı çok sevindi. Babayla da barıştı. Babama da bak oğlumuz bizi düşünmüş, evine bir bıçak almış gelmiş diye dediği için babam da işte sulh oldunuz yani. İşte seni çıkarttı. Sulh olmuş olduk. Evet, ondan sonra ajanlık geliyor galiba. Ondan sonra müsabakalara giderken dediler ki atletizm hakem kursu açılacak Ankara'da. İstanbul'dan Merkez Hakem Komitesi üyeleri gelecek, atletizm hakem kursu verecek dediler. Ben o arada atletizm hakem kursuna yazıldım. Gittim ve hakem başarılı oldum. Hakem kursunu bitirdim ve hakem oldum. Atletizm hakemi oldum. Ben de oldum sonradan. Sami Yavrucuk Sami Yavrucuk o arada o şunu belirtmek istiyorum. Amatör Atletizm Kulübü Monsieur Nassi'nin
çabalarıyla Almanya'da bir organizasyon düzenlemiş. Almanya'ya amatör atletizm takımı gidecekmiş. Ben de amatör atletizm kulübünün en genç, en yıldız üyesiyim. Meselesi bana, sen de takımdasın, ona göre hazırlığını yap, Almanya'ya gideceğiz, gel dedi. Ben de akşam 7'de burada sahada kulüp lokalinde ol dedi. Çok güzel bir kulüp lokalimiz vardı orada. Orada toplandık. 40-50 kişi toplandık. Ama Mezulesi ağlamaya başladı. Ağlıyor. Ne oldu Lesi Bey dediler. Ne oldu? Seyahat mi iptal oldu? Hayır dediler, dedi. Adamlar dedi. Mezulesi biraz küfürlü konuşurdu. Küfür ederek. Adamlar dedi. İşte 40 kişi kabul ediyorlar. Biz dedi 42-41 kişiyiz. Bir kişi gitmeyecek. O piyangoda sana mı çıktı? Bir kişi gitmeyecek, hayır. Bir kişi gitmeyecek deyince Sami Yavrucuk, ben atletizm aşanıyım. Yani il spor temsilcisiyim. Ben gitmeyeyim, gelmeyeyim dedi. Ben de dedim ki Sami abi, sizin büyük hizmetleriniz var. Onun için ben yıldızım. Oraya da turistik gideceğim belli, yarışmayacağım da belli. Ben orada dedim yarışamam, ben gelmeyeyim, benim yerime siz gidin. Ama o yaşta o fedakarlığı yapmış siz olman çok dedi. Güzel aslında. Sami Yavrucuk da bana dedi ki, o zaman dedi, ben seni Ankara takımlarından birisiyle söz veriyorum dedi, Avrupa'ya göndereceğim dedi. Ve kafile gitti, ben eve döndüm. Hiçbir şey söylemediler evde. Niye geldin, hani gidiyordun Almanya'ya falan demediler. Kafile gitti geldi. Ben gidememiş oldum. Daha arada, ajanlığa gelemedik mi? hakem olduktan sonra harcı alıp Ankara dışındaki yarışlara gidiyorduk. Yarışlarda, hakem olarak. Yarışlarda da, hakem buradaki yarışlarda, organizasyonda sekreterlik görevi veriyorlardı. Sekreterlik görevini iyi yaptığımı düşündükleri için, atletizmi de bildiğim için organizasyonu çok iyi yapıyordum. Teknik toplantılara giriyor, teknik toplantıları yönetiyordum. Ve teknik toplantılar sonrasında yarışma cetvellerini bizzat gece yarılarına kadar oturup hazırlıyordum. Elimle, el yazısıyla hazırlıyordum. Ama sonradan Sami abinin yardımlarıyla bana bir portatif daktilo makinesi verdiler. Çok güzel. Ve dediler gittiğin yerde bölge müdürlüklerinden isteyin dediler. Bu şekilde her gittiğimiz yerin stadın altında bize tahsis edilen, hakemlere tahsis edilen odada 3-5 kişi, 3-5 kişi bir arada kalıyordu. Çok güzel. Ve il spor temsilcileri de bana daktilo temin ediyorlardı. O sekreterlik görevini gördüğüm için. Müsabaka cetvellerini hazırlıyordum. Mersin'de, Konya'da, İzmir'de hep bunları ben hazırladığım için beni seviyorlardı. Zannediyorum. Bu arada da senin çalışmanı da seviyorlarmıştır. Sadece seni çalışmandan dolayı da Merkez Hakem Komitesi üyeleri de beni, onlardan da yarışlara gelenler oluyordu. Onlar da rahmetli Jerfi Fıratlı'ya benden söz etmişler. Jerfi abi de bir gün beni çağırdı. Tabii ben baş hakem, bölge hakemiydim. Sonra milli hakem oldum. Sonra baş hakem oldum. Yani uluslararası hakem deniyordu o zaman. Uluslararası hakem olduktan bir sene sonra Jerfi abi beni çağırdı. Oğlum dedi, ben seni Ankara'yı temsil et.
Merkez Hakem Komitesi üyesi yapmak istiyorum. Merkez Hakem Komitesi üyeliği atletizmde çok değerli, çok üstün bir saygın görevdi. Saygın bir görev. Çok üstün, saygın bir görevdi. Üyelerinin hepsi İstanbul'daydı. Ankara temsilcisi olarak hiçbir seni... kimse yoktu. Doktor Nurettin Otmar Savcı, Sabah Hazencioğlu gibi büyük İsmini isimler vardı. İsmini hatırladıkların, evet. Onların arasında beni de Merkez Hakem Komitesi üyesine Şerfi abinin desteğiyle seçilmiş oldum. Ve yaklaşık 17 yıl Merkez Hakem Komitesi üyeliği yaptım. Şerfi abinin beni oraya seçmesinin tek nedeni ben Ankara'daki atletizm hakemlerinin bir defterini hazırladım. Bütün kendi çabalarımla doğum tarihleri, lisans numaraları, adı soyadı, hakemlik biyografilerini, kısaca biyografileri, resimleri dahil olmak üzere bir şey klasör hazırladım. O klasörü Şerfi abiye götürdüğümde oğlum çok güzel bir şey olmuş dedi. Bunu dedi ciltlet. Ciltlet ve dedi köşesine de İbrahim Tunalı diye yazdır dedi. Senin eserin oldu. Bilinsin senden sonra işte dedi. İnsan kıymeti bilen insan varmış o zaman da ondan. Şeyi, kağıtları arkalarını katlayarak bükerek resimli olduğu için resim şeyle o ciltlettim, yaptım, güzel. İbrahim Tunalı diye de yazdırdım. Ondan sonra koyduk şeye ve işte başhakem olduk, Merkez Hakem Komitesi üyesi oldum. İstanbul'da Merkez Hakem Komitesi toplantısına davet edildim. Oraya gittim, orada beni tebrik ettiler, oradaki üyelerle tanıştım. Çok güzel. Ama bana dediler ki sen dediler atletizm hakemlerinin Türkiye'deki atletizm hakemlerinin listesini tut. Sicilini tut. Sicili bana verdiler. Ben hakemlerin sicilini tutmaya başladım. Daha önce onu Sabah Hazencioğlu tutarmış. Sabah Hazencioğlu'nun da toptancı halinde, un kapanında bir yeri vardı. Oraya gittim. O bana bütün evrakları teslim etti. Aldım. Ankara'ya geldim. Ama bir iki... Bu arada şeyde Demiryolları'nda çalışıyordun. Emekli sandığına geçtin. Bu arada da Devlet Demiryolları ticari eşya ambarında çalışıyordum. İşte bizim evlenmemiz de o zamanlara denk geliyor. Ticari eşya ambarında çalışıyordum. Demirspor Kulübü'nün de genel sekreteri benim ambar müdürü rahmetli Orhan Mühürdaroğlu'ydu. Orhan Mühürdaroğlu beni bir gün çağırdı. Ya dedi biz dedi Dünya Demiryolları Basketbol Şampiyonası'na gideceğiz dedi. Ama dedi bu işi ben dedi izin alırım diye Ekrem Koçak üstlendi dedi. Ama dedi o arada da Sami Yavrucuk Ankara il müdürü oldu. İl spor müdürü oldu. Ekrem Koçak ona gidiyor. Sami Yavrucuk diyor ki Demirspor Kulübü'nü ben tanıyorum. Demirspor Kulübü diyor Türkiye'yi temsil edemez. Gidemezsiniz. O oradan Basketbol Federasyonu'na gidiyor Ekrem Koçak. Basketbol Federasyonu'ndan da aynı cevabı alıyor. Eyvah. Geliyor Demirspor yöneticilerine söylüyor. Zat İşleri Dairesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı hepsi üzülüyorlar tabii. Orhan Mühürdaroğlu'nun odasında toplanmışlar.
Demir Spor Kulübü de oradan idare ediliyor. Toplanmışlar ve bu gidilemeyeceğini öğreniyorlar. Orhan Bey bana Demir Spor Kulübü'nün de yazışmalarını verirdi. Ben de daktilo ederdim. Kendisine yardımcı verirdim. Oluyorsun onlara. Tekrar onlara da sekreterlik yapardım. Orhan Bey beni çağırdı. Dedi ki ya senin atletizm geçmişin var, hakemliğin var, bilmem ne var, şeyin var filan. Koştun, ettin, hizmet ettin bu kadar. Bak dedi Ekrem Koçak da meşhur bir insan. Ama demişti porun da şeyi, atleti. Ama dedi bize izin alamadı. Ne yapabiliriz dedi. O bir şey yapabilir miyiz? Benim sana verdikleri söz geldi. Sanmıyorum ki bana verdiği söz aklıma geldi. Dedim ki müsaade ederseniz listeyi bana verin. Bir de ben şansımı deneyeyim dedim. Tamam, hemen bir araba verdiler bana, listeyi de verdiler, bölge müdürlüğüne geldim, Sami Bey'in odasına girdim. Sami abi, ya İbrahim gel, hoş geldin dedi. Çok samimiydik, çok severdi beni. Karşısına oturttu, hayrola dedi, niye geldin? Dedim, Sami abi, böyle böyle adam bir hatırlar mısınız dedim, amatör atletizm kulübü yurt dışına gidiyordu. Bana bir sözünüz vardı orada. Ben dedim onun için geldim. Nedir dedi. Demir yollarında çalışıyorum dedim. Ticari eşya ambarında. Demir Spor Kulübü dedim. Fransa'ya, Strasbourg'a gidecekmiş dedim. Siz müsaade etmemiştiniz. Ben dedim onu size hatırlatmak için geldim. Beni de götürecekler dedim. Onun için geldim dedim. Buraya bir nokta koy. Çünkü o sene biz yeni evliyiz. Yeni evet. Evlendik. Yurt dışına gidecek diye ben liste hazırlıyorum. Şunu alsın, bunu alsın bana. Evet, devam et. Sami abiye şey yaptım. Sami abi dedi ki, İbrahim'cim dedi, Demir Spor Kulübü dedi. Evet dedi. Ama temsil edemez dedi. Yalnız şöyle bir şey yapabiliriz dedi. Yapabilirsiniz dedi. Demir Spor Kulübü ne dedi? Transfer mevsimi dedi. Gençler Birliği'nden şunu, Yenişehir Kulübü'nden şunu, Mülkiye'den şunu isimler verdi. Bunları dedi takviye olarak alırsanız belki bir şey yapabilirsiniz. Kulübünüze. O zaman dedi size müsaade ederim. Ama bir şartım var dedi. Listede senin adını görmek istiyorum dedim. Geldim bunu aynen anlattım. Tamam dediler. Ekrem Koçak'ı çıkarttılar. Onun yerine beni koydular. O arkadaşlarla da diyalog kuracağız dediler. Onları da Demir Spor Kulübü'ne transfer edeceğiz. Ve birkaç gün içerisinde bu işlem yapıldı. Tamamlandı. Evet, çok güzel. Gitti. Liste hazırlandı. Listede en sonunda ben de varım. Yalnız bana dediler ki oraya gittiğimizde seni kabul etmeyebilirler. Etmezlerse senin yaşa ibateni kendin karşılayacaksın dediler. Güzel. Ben de kabul ettim. Derdim yurt dışına gidebilmek. İlk defa bir yurt dışına gideceğim. Sami Yavrucuk Türkiye'yi temsil edebilirler, uygundur diye yazdı, imzaladı. Listeyi aldım, futbol şeye telefon etti, Futbol Federasyonu Genel Sekreterine telefon etti. İbrahim geliyor dedi, ben muvaffak ettim, sen de et dedi. Ona. Çok güzel, onu da ayarladınız. Ben hemen aldım Ulus Meydanı'ndaki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne geldim. Basketbol Federasyonu'na Genel Sekreterine çıktım. Yazıyı verdim. Baktı. Sen de var mısın İbrahim dedi. Beni tanıyordu arkadaş. Varım dedim. Tamam ben de imza ediyorum. Uygundur dedi. O da Türkiye'yi temsil edebilirler diye yazdı. Mühürledi.
kaşesini de bastı. Federasyon şeyini, mühürünü de bastı. Aldım geldim. Orhan Bey'in odasında toplanmışlar yine. Demir Spor Kulübü'nün üst düzey yetkilileri, yöneticileri. Listeyi verdim. Listeyi verince tamam dediler. O zaman hemen pasaport işlemine başlayalım. Ve pasaport işlemine başlandı. Ben de Sami abiden o şeyi alınca, o oluru alınca hemen demir yollarından paso çıkartılması için, uluslararası paso çıkartılması için müracaat ettim. Ve ya, benim demir yolları şey. Aradan çünkü 15 gün bir zaman geçti. Evet. O arada da benim uluslararası biletlerim geldi. Ama biz kafile pasaportu çıkarttığımız için kafilede benim de adım var. O biletleri kullanmaya ihtiyaç kalmadı. Kafile pasaportuyla hep birlikte sporcularla eşofmanlar verildi, şeyler verildi. Listede sendika temsilcisi var. Orhan Mühürderoğlu var. Dünya Demir Yolları Basketbol Şampiyonası'nda bizi teknik üniversitenin yurdunda karşıladılar. İhsan, peki bir derece alabildiniz mi? O Ali İhsan isimli bir arkadaşla aynı odada kaldık. Ben dediler ki Strasbourg'da 52 gün yağmur yağmaz. Onun haricinde her gün yağmurludur dediler. Bir kutu boya, bir kutu cila, bir de ayakkabı fırçası aldım. Ayakkabıma çok meraklıydım. Onları oraya götürdüm. Odadaki masanın çekmecesine koydum. Strasbourg pırıl pırıl bir şehir. Yağmur yağsa bile bir nebze çamur olmuyor. Boyaları boşa götürdüğümü anladım. Ama götürmüş olmak için bir kere ayakkabımı boyayabildim. Onun dışında şey yapamadım. Ve basket müsabakaları çok heyecanlı, çok güzel oldu. Çok kalabalık seyirci önünde yapıldı. Ruslar vardı, Fransızlar vardı, Almanlar vardı. Peki bir derece alabildiniz mi? İtalyanlar vardı. Tabii. Dünya dördüncüsü oldu. Çok takımımız güzel. Aferin. Aferin. Çok güzel. Ben ümit etmiyordum peki. Dünya dördüncüsü oldu. Çok güzel bir banketti. Hediyeler verildi. 16 yıllık, herkese 16 yıllık birer şişe, ikişer şişe şarap verdiler. Oo. Ve tembih ettiler. Dediler ki ortaklaşa için hepsini açmayın, ülkenize götürün. Çok değerli şeydir. Hepinizi sarhoş eder dediler. Oo, eyvah eyvah. Takımımızda Yenişehir Kulübü'nden Bülent, bu spikerlik, bugün spikerlik yapan Bülent Karpat vardı. Meşhurlardan bildiğim atletlerden. Orhan Altan. Orhan Altan. O da atletizm çalışmaları yapabilsin diye Fransa'da onun için listeye konmuştu. Demir sporlu olduğu için. Çıktıktan sonra bu ilk spor temsilciliğinde bir değişiklik oldu mu kişilerde? Ben Sami Yavrucuk demeyeyim de Sayın Sami Yavrucuk'a Sami abi diye hitap ederdim. Sami abi il müdürü olunca, Ankara il müdürü olunca atletizm il spor temsilciliğine Cude Erbirsin getirildi. Cude abi beni çok yakından tanıdığı için, spor yaptığımı da bildiği için beni yardımcılığını aldı. Çok güzel. Ona yardımcılık ettim. Cude abiden sonra Fahir Özgüden il spor temsilcisi oldu. Fahir Özgüden'den sonra Erden Ayoflas il spor temsilciliği temsilcisi oldu. O aradaki boşlukta ben
hep vekalet ettim onlara. Bilhassa Topal Ali derlerdi. Ali Toskonmaz bölgenin devazımına bakan kişiydi. Ondan kupalar filan alıp yarışlardaki sporculara ödül dağıtıyorduk. Madalya veriyorduk. Ondan alıyorduk hep malzemeyi. Kısa bir süre vekalet ettim. Bana dediler ki seni il spor temsilcisi yapalım. Ama ben demir yollarından emekli sandığına geçme. O zaman sınavlara hazırlanıyordum. Başka bir arkadaşa görev verin dedi. Ben emekli sandığına geçtim. Bir parça sohbet ettikten sonra Abdullah abi bana ben... O zaman atletizm... Abdullah Bey Atletizm Federasyonu Başkanı mıydı? Hayır, değildi. Naili Bey, Cerfi Bey, Nuri Turan federasyonlarında federasyon kurulu üyesiydi. Anladım. Ondan sonra asker kökenliydi. Askeriye dönmüştü ama onu Atletizm Federasyonu Başkanı yapmışlar. Bana dedi ki ben Atletizm Federasyonu Başkanı oldum İbrahim. Senin çalışmalarını biliyorum, hizmetlerini de biliyorum. Onun için Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri olur musun dedi. Beden terbiyesine geçer misin dedi. Ben de olabilir Abdullah abi dedim. Ama o bana emekli olup öyle beden terbiyesine gelmemi önerdi. Ben de bunun için Yücel Seçkiner genel müdür olmuştu. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne. Yücel Bey'e gittim. Yücel Bey dedim, Abdullah Bey'in bana böyle böyle bir teklifi var. Ne dersiniz dedim. Yücel Bey beni atletizm sahasından çok iyi tanır. Ben atletler 100 metre koşarken tabancayla onlara start verirdim. Yücel Seçkiner, Aydın Onur ve diğer küçük yardımcı büyük atletlere tabancayla start verirdim ki starta alışsınlar diye. Oradan çok iyi tanışıyorduk. Bana dedi ki İbrahim ben senin dedi beden terbiyesine oradan emekli olup gelmeni tasvip etmem dedi. İkinci bir iş olacak. Burada dedi, bu işi sana verebilir miyiz, veremeyiz miyiz bilemiyorum dedi. Bir dakika otur dedi. Personel daire başkanı İsmail Kocabaş'ı çağırdı. Anlattı. İsmail Bey dedi ki emekli olup da gelirse mümkün değil dedi. Ama naklen gelirse mümkün yalnız dedi. Biliyorsunuz dedi genel sekreterlik görevini veremeyiz dedi. Ataman Bey'e bu görev verilmiş. Gerçi bu görevi yapmıyor. Göreve de gelmiyor ama büyüklerin şeysi bu. İlişkisi var dedi. Onun için Ataman Bey'den bu görevi de alamayız dedi. Yani genel sekreterlik görevini alamayız dedi. Peki nasıl olabilir dedi. Şu olabilir dedi. Şube müdürü olarak gelir veyahut da memur olarak gelir, biz dedi kendisine zaman içerisinde bu görevi veririz dedi. Ne diyorsun dedi, ben dedim memur olarak gelmem. Ben dedim çalıştığım yerde şube müdürüyüm. Şube müdürlüğünden memur olarak gelmem mümkün değil dedim. Ondan sonra Abdullah döndüm, Abdullah abiye söyledim, Abdullah abi dedim. Emekli olarak gitmem mümkün değil. O arada da dedi, o arada da devrin Cumhurbaşkanı bir genelge yayınladı, kararname yayınladı. Emekli olanlar ikinci bir görev olarak çalışamayacaklar diye. Bu da ortaya geldi.
Bunu da arz ettim. Benim genel sekreterlik şeyim kalmıştı. Suya düştü. Suya düşmüştü. Ama İzmir'de yapılan bir yarışmada Erdenay Oflas Atatürk Stadı'nın müdürüydü. Onun makamında toplanılmıştı. 40-50'ye yakın atletizm hakemi oradaydı. Ben oradaydım. Abdullah abi oradaydı. Merkez Hakem Komitesi üyeleri Ali Polat ve o arada da onu arz etmek istiyorum. Merkez Hakem Komitesi'ni Ankara'ya ben aldırdım. O Doktor Nurettin Osman Savcı vefat etmişti. Sabah Zenci görev yapmak istemiyordu. Yani ekseriyet Ankara'da Merkez kaldı. Merkez Hakem Komitesi'ni Ankara'ya aldık. Ankara'dan yönetiyorduk. Merkez Hakem Komitesi üyeleri de oradaydı. Bir mizansen hazırlamışlar ama ben olayın dışındaydım. Bilmiyordum böyle bir mizansen hazırlandığını. Erdenay Oflas Abdullah abiye sordu. Abdullah abi dedi, ne oldu İbrahim'in işi? Hani genel sekreter oluyordu dedi. Abdullah abi de dedi ki, bırak ya dedi, o menfaatçiymiş dedi. Gelmiyor dedi, olmuyor dedi. Ben alındım. Onca insanın önünde bu şekilde suçlanmış olmaktan çok üzüldüm. Dedim Abdullah abi, ben menfaatçi değilim. Ama beni genel sekreter olarak alamıyorsunuz. Genel sekreterlik kadrosu Ataman Bey diye bir beyin üzerindeymiş. Gerçi genel sekreterlik yapmıyormuş. Daireye de gitmiyormuş. Ama kodamanlarla ilişkisi olduğu için bir iş yapıyormuş. O işin ne yaptığını söylemek istemiyorum. Şimdi dedim, onu da küçültmek istemiyorum. Öyle kaldı dedim. Gelemiyorum ben dedim. O zaman Erdenay, o zaman dedi abi, madem gelemiyor, emekli sandığından beden terbiyesine naklen gelsin dedi. Ya dedi, orada şube müdürüymüş, buraya memur olarak gelecek dedi. Olur mu? Veyahut da vekaleten gelecek dedi. Olmuyor dedi. Halledemiyoruz dedi. Erdenay bir kağıt uzattı. Sen beden terbiyesi genel müdürlüğüne ben söyleyeceğim, yaz dedi. O söyledi, ben yazdım. Bir dilekçe verdik genel müdürlüğe. Atletizm Federasyonu genel sekreteri olmak üzere beden terbiyesi genel müdürlüğüne emekli sandığından naklen alınmam diye bir dilekçe verdik. Yarışlar bitti, şeyler bitti, dilekçem işleme konulmuş ve beni kısa sürede ben beden terbiyesi genel müdürlüğüne, Atletizm Federasyonu'na geldim. Ama genel sekreter olarak mı geldim? Ne olarak geldiğimi ben de bilmiyorum o anda. Ama genel sekreter olarak imza atıyorum. Genel sekreter olarak onay alıyorum. Genelde yayınlıyorum. Ama kadron sekreteri değil. Genel sekreter diye parafraz açıyorum. Abdullah Kırkpınar imza ediyor. Yücel Bey'e imzaya gidiyor, onay alınıyor. Ve ben görev yapıyorum. 1982 yılında 1984 yılı sonuna kadar bu görevi bu şekilde ifa ettim. Ama bu arada Abdullah abi bir gün geldi. Dedi ki, İbrahim, beni dedi Yücel Bey'e götür. Yücel Bey'le aramız yok. Konuşmuyoruz, selamlaşmıyoruz bile dedi. Ama sen götürürsen Yücel Bey de herhalde bir şey demez. Beni oraya götür. Bütçemiz o zaman Genel Sekreterliğin, Atletizm Federasyonu bütçesi 30 milyondu. 30 milyon içerisinde 5 tane büyük organizasyon yapıyorduk. İlkokul projesi, Doğu Cross Ligi, kulüpler arası, Türkiye birincilikleri.
Çok faaliyet yapılıyordu. Ve çok faaliyet. Ben çok büyük faaliyetler yapıyorduk. Çok faaliyetler. Kamplar yapıyorduk. Tabii. Mersin'de atıcılarak 15 günlük kamplar yapıyorduk. Şeyde atletizm kampı da yapılmıştı benim hatırladığım. İşte oraya şey olarak gitme, idareci olarak gitmiştim. Atletizm kampları da yaptık. Mersin'de yaptık. İzmir'de yaptık. En büyük Abdullah abinin zamanında en büyük yaptığımız şey Erzurum'da Palandöken'de kayak merkezinde il müdürleri ve atletizm il müdürleri diyorum valiler ve belediye başkanlarını topladık Palandöken'de. 80-90 kişi Palandöken'e geldi. Ne için oraya Palandöken'de onları misafir ettik. Harcırahlarını verdik. İbadetlerini karşıladık. Abdullah abinin bir projesi vardı. Bu büyük projede eşortmanlı her kim olursa olsun illerde otobüslere eşortmanla bindiklerinde bilet alınmayacak. Otobüs bileti. Sporculuğu teşvik etmek çok için. Çok güzel. Diye. Çok güzel. Bu anlatıldı. Abdullah abi projesini anlattı. Erzurum Palandöken'de. Ve valilerden, belediye başkanlarından bu konuda yardım istedi. Buna uyan bir tek İzmir il valiliği oldu. Valiliğin emriyle, belediye başkanının da destekleriyle İzmir'deki sporcular otobüslere bedava biniyorlardı. Eşortmanla bindikleri zaman. Eşortmanla oldukları için. Peki şu, pardon lafını unutma. Beni Yücel Bey'e götür dediğinde orası yarım kaldı. Yücel Bey'e götürdük. Yücel Bey'e şu teklifte bulundu. Yücel Bey, Abdullah abiyi görünce ayağına gitmiş tabii. Ayağa kalktı. Bizi kapıda karşıladı. Oturttuk karşısına. Merhabalaştıktan, sohbet ettikten sonra Abdullah abicim ne istiyorsun dedi. Abdullah abi de dedi ki Yücel'cim bizim dedi 30 milyon bütçemiz var. Bu 30 milyonla bu 5 projeyi yürütüyoruz. Bak dedi Erzurum Palandöken'de valileri ve belediye başkanlarını da bu bütçeyle karşılayarak dedi misafir ettik. Benim istediğim şu dedi. Sana yalvarıyorum dedi. Bak dedi aramız açık ama yalvarıyorum dedi. Şu bütçemizi ne olur 30 milyondan 100 milyona çıkart dedi. Yücel Bey de söz vermiyorum ama elimden gelen bütün gayreti göstereceğim dedi. Ertesi sene hakikaten bütçemiz 100 milyona çıktı. Bu 100 milyonlarla daha rahatlamıştık. Şöyle rahatlamıştık. Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Kroz ligimiz var. Doğu'dan gelen sporculara bir gün geliş, bir gün gidiş ve iki günde yiyecek parası. Yiyecek harcırah. Yani 4 günlük harcırah veriliyordu. 4 günden bu sporcular buraya nasıl gelsinler? Karslı geliyordu. Kars başı kaşeri getiriyorlardı tekerlek. Onları sahada eşe dosta satıyorlardı. Kendilerine harçlık ediyorlardı. Perişan bir otelde kalıyorlardı. Getirdikleri kaşar peyniriyle ekmek yiyorlardı. Köfte ekmek yiyemiyorlardı hiçbir zaman. O şekilde yarışlara giriyorlardı. Ben bunları çok iyi yakından bildiğim için genel müdürlüğe bir onay sundum. Dedim ki, onayda dedim ki, Ankara'dan Kayseri'ye kadar olanlara
bir gömüye Kayseri'den Sivas'a kadar olanlara iki gömüye, Sivas'ın dışında gelenlere de üç gömüye yol harcırağı ödeyelim. İki günde müsabaka için ödeyelim, beş gün. Beş günlük harcırağı verelim dedim ve bunu onaya sundum. Abdullah abinin imzasıyla Yücel Bey'e gittik. Yücel Bey buna baktı, etti. Ya dedi, bu biraz çok dedi. Çok ama Abdullah abi de şey, Yücel Bey dedim, bu bir gerçek. Adamlar dedim, kaşar peynir ekmek yiyorlar. Lafını burada böleceğim ben. O arada bir yerlerden yine birileri gelmişti de otele kıyamamıştı. Şey öğrenci, kız öğrencileri eve getirmiştin, onu da ben hatırlıyorum. Öyle bir şeylerde i̇şte, yani. Bu Doğu Kros, özveriyle bu spor bu böyle yürüyor. Doğu Kros liginde yarışan bazı çocuklar aç kalıyorlardı. Onun için çok uzaklardan gelenleri bir kısmını eve getirmiştim. Evet. Hatırlıyorum. Haberim bile olmuyordu. İçim komik, bir bakıyordum evde misafirlerimiz var, küçük misafirler. Neyse. Öyle yani. O şekilde. Özveriyle gidiyordu bu atletizm. Onları şey yaptık ama Yücel Bey'in büyük katkılarıyla bütçemizin de 100 bin lira çıkmış olması nedeniyle harur parmağı savurmayın diye nasihat ederek bana bu onayımızı onayladı. Onaylanınca bayağı rahatlamıştık. Ankara'da da bu arada atletizm sahamız tartan pist yapılmıştı. Tabii, pardon, tartan pist yapılmadan her hafta sonu yarışmalar için İzmir'e gidiliyordu. Ben onu hatırlıyorum i̇şte, tabii. Sahamız bu tartan pist yer yer bozulmuştu. Yarış yapamıyorduk. Evet. Çetin Şahiner de il müdürü olmuştu. Kendisine rica ettik. Bu sahayı bir an önce hallet dedik. Grader'in üstüne binerek kendisi bizzat tartan pisti temizledi. Ve sahamız yeniden yapılmaya hazır hale getirildi. Bu nedenle yarışmaları tabii İzmir'de, Konya'da, Eskişehir'de yapar olmuştuk. Atletlerimizi oraya transfer ediyorduk. O da pahalıya geliyordu. Büyük bir maliyet tabii yüklüyordu. Bu arada Rus milli takımı olimpiyatlardan dönüyormuş. İzmir'de kamp yapmak istediklerini bildirmişler. Onlar bir kısım atletler İzmir'e geldiler. Geldiler. Dünyanın sayılı atletleri, büyük atletleri, onları İzmir'de Buca'daki otelde onay alıp misafir ettik. Ancak onlara yardımcı olacak Rusça bilen bir tercüman bulamadık. İsmini İzmir'de okuyan, İngilizce bilen oğlum Tansu'yu kendi imkanlarımla telefon ettim. Oğlum dedim, bu insanlara gidip yardımcı ol. Git tanış kendileriyle. Sana harcırah falan veremiyoruz. Ama senin harçlıklarını ben göndereceğim dedim. Ruslar kamp yaparken bizim çocuklar da onlarla istifade etme imkanları oldu mu? Oldu tabii. Çünkü zaten tüm sporcular yoktu. Atıcı ve atlayıcılar vardı. Onun için sporcular vardı. Bizim sporcularımız da onlardan yaralandı. Mesela Nurullah Candan'ın Candan Canlara diye kitabında da aynı şeyden söz ediyor Nurullah.
birlikte idman yaptık, ne onlardan güzel, yararlandık. Şimdi bu İzmir'de otobüse bedava bindiler, indiler. Belediyenin sağlamış olduğu o eşofmanlı şeyden, Abdullah Bey'in sunduğu projeden yararlandılar. Yararlanarak otobüslerde ücretsiz seyahat ettiler 15 günün bir süre. Çok güzel. Geçti gerçi orası ama bana bahsetmiştin o zaman. Bir Abdullah abinin bir projesi vardı. Hani okullarda, doğudaki okullarda şeyleri iyi koşan, şey yapan çocukları. Yetenekli çocukları. Yetenekli çocukları, evet. O öyle bir şey vardı. Ondan da bahseder misin? Abdullah abinin bu projelerinde derece alan sporcular, ilkokul projesi, liseler projesi, Doğu Cross Ligi projesi, kulüpler arası yarışmalarda antrenörleriyle birlikte Çanakkale İntepe Eğitim ve Kamp Eğitim Merkezi'nde bu çocuklar toplanıldı. Antrenörleriyle birlikte ve orada çalışma yaptılar. Hatta kamp dışından gelen İlhan Ağırbaş da ben de engel falan getireyim de burada onlarla çalışayım dedi. Ona da o imkanı sağladık. Bir iki arkadaşıyla, sporcuyla birlikte çok İstanbul'dan gelerek bu şeylere, kampa çok katıldılar. Çok güzel. Bunu merak ve bir ay süreli güzel bir kamp yapıldı orada. Yediler, içtiler. Çok güzel. Ve çalıştılar. Çalıştılar. İbrahim'cim, benim tanıdığım İsmail babam pamuk gibi bir adamdı. Yani hani sen sanki dede biraz katıcıymış gibi söz ettin ama onu bir açalım istersen. Değil o kadar. Yani babam çok iyi bir insandı. Çok çalışkandı. Devlet demir alanında çalışır. Geldiği zaman, evde kaldığı zamanlarda da evde keresteden tahtacı yapar, bavul imal eder. Onları da toptancıya satardı ki biz rahat edelim, sıkıntı çekmeyelim, okuyalım diye uğraşırdı. İbrahim'cim, şimdi Abdullah Köpınar Federasyon Başkanlığı zamanında hakikaten en parlak dönemleri, çok çalışılmış, çok şeyler yapılmış. Çok güzel anlatıyorsun onlardan da, hani şey yapında. Yani bu konuda ne diyorsun? En parlak dönemleri diye düşünüyorum. Abdullah abinin bugün tamamını hatırlamayabilirim ama 7 tane büyük projesi vardı. Bu 7 büyük projeyi de çok büyük bir başarıyla uyguladık. Bütçemizin artmış olmasıyla da daha rahatladık. Ve bunu geliştirdik. Şöyle söyleyebilirim, o projeler o kadar köklü ve güzel projelerdi ki onlara yaptığımız genelgeleri Abdullah abiden sonra gelen Sayın Cüneyt, rahmetli Cüneyt Koryürek Bey'e de verdiğinde çok memnun oldu. Ve projeleri İbrahim aynen uygulayacağız dedi. Çok güzel. Ve devam ettirdi. O projeler köklü bir projelerdi. Bugün belki bilemiyorum ama atletizmin kökeninin şeyi onlardır. Hüvesi o. Canım, bundan başka ilave etmek istediğin bir şey varsa? Özel bir şey. Bence bir anısı olan şey, federasyonda bir gün çalışırken Yunanistan'dan arandığımız söylendi. Ve beni istediklerini telefona söylediler. Bir bayan, yarım yamalak Türkçesiyle Atletizm Federasyonu, Yunanistan Atletizm Federasyonu Başkanı Mesut Kasibardis'in ailesiyle birlikte doğum yeri olan Türkiye'deki köyünü göstermek istediğini söyledi. Yerde, Efes Oteli'nde de yer ayırttıklarını bildirdiler. Kendilerini karşılamamızı istediler. İki gün içerisinde benim İzmir'e gidip onları karşılamam mümkün olmayacağından, İzmir'de okuyan oğlum Tansu Tunalı'ya talimat verdim. Oğlum da gitti,
Havalimanı, gemi karşılama yerinde. Gemilerini karşılama. Karşılama yerinde bir levha yazarak karşılamak için beklerken yanına bir beyefendi yaklaşıyor. Sen kimsin, niye böyle bir şey yaptın diye soruyor. O da diyor ki ben Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri İbrahim Tunalı'nın oğluyum. Yunanistan Atletizm Federasyonu Başkanı geliyormuş. Onu karşılamak için geldim. Bunu yaptım deyince adamcağız ben babanın okul arkadaşıyım demiş. Ve böyle leva tutma, gel benim büroma anons eder, çağırırız demiş. Gemiden insanlar inmeye başlayınca anons edilir limanda ve Mesut Kasibardis liman başkanının odasına alınıyor. Orada ağırlanıyor ve oğlumun tutmuş olduğu bir arabayla yer ayırttıkları Efes Oteli'ne onları götürüyor ve bırakıyor. İbrahim'cim sen son olarak bir atletinle ilgili kitaplar okuyordun. Hangileriydi onlar? Biliyorsun Aşkın Tuna benim yeni mahalleden çocukluk arkadaşım. Evet. Aynı zamanda rahmetli Seyhan Alpaslan, Aşkın Tuna ve ben üçlü bir arkadaş grubuyduk. İnan Manet'te mi yeni mahalleliydi? Evet. Üçümüz de yeni mahalleliydik ama saç ayağı gibiydik. Aşkın İvedik Caddesi'ne ben 6. durakta, Seyhan da tepede oturuyordu rahmetli. Aşkın da geçenlerde konuştuğumuzda ben bir kitap yazdım İbrahim okudun mu diye bana söyledi. Ben de nereden temin edebilirim diye sorduğumda bana Tanju Bağırgan'ın ismini ve adresini verdi. Ben de Tanju Bağırgan'ı ararak Aşkın Tuna'nın bu Üç Adım Atlama Aşkın Tuna kitabını temin ettim. Ve kitap okumayı pek sevmememe rağmen bunu 3-4 günde okudum. Şu anda okuduğum var. Şunu gördüm. Okuduğumda aile fertlerinin tamamının kendisine destek olduğunu, ancak kendisinin çok büyük zorluklar çektiğini, merhum Nail Murat ve Jerfi Fırat Beylerin destekleriyle yurt dışında çeşitli kamplara katıldığını, çalışmalarda bulunduğunu ama zorluklar içerisinde olduğunu okudum. Bağlayarak bu okudum. Kitabı bu arada gençlere örnek olsun diye tabii. Gençlere örnek olsun. Tanju Bağırgan Bey bana Candan Nurullah Candan'ın da Candan Canlara kitabını birlikte göndermiş. Ona da çok teşekkür ediyorum. O kitabı da okudum. O kitapta da çektikleri zorlukları tek tek anlatmışlar. Bu kitapları genç sporcularımıza ve çektikleri acıların neler olduğunu bilmeleri açısından tavsiye ediyorum. İbrahim, bir de senin doping merkeziyle ilgili bir çalışmaların vardı. Şimdi Hacettepe Üniversitesi ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Türkiye'de doping kontrol merkezi kurulmasına karar verildi. Ve bu kurulun kurulması için de bir komite oluşturuldu. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nden Sağlık Dairesi Başkanı Nedim Bey, Doktor Kaya Livanelioğlu ve ben İbrahim Tünal olarak katıldık. Doping kontrol merkezinden de üst düzey hocalar katıldılar. Katılımıyla doping kontrol merkezi Jean Antoine Samaras tarafından bir kurs açıldı. Bu kursa katıldık ve bu kursun sonunda da doping kontrol merkezi kurulmasına karar verildi. Bu belki de ona bir belgedir. Bir şey daha soracağım. Bu genel sekreterlerin lisan bilme zorunluluğu var biliyorum ben. Bunun için bir faaliyet bir şey yapıldı mı Atletizm Federasyonu'nda? Tabii.
genel müdürlüğümüz baş müfettişlerince Atletizm Federasyonu'nun ne şekilde olması gerektiği konusunda bir soru yönelttiler bana. Ben de Atletizm Federasyonu'nun bir değil iki tane genel sekreteri, bir genel sekreteri, iki genel sekreter yardımcısı olması gerektiğini, birinin yurt içine bakması, birinin de yurt dışı müsabakalarına bakması için lisan bilmesi gerektiğini söyledim. Bu genel müdürlüğe de aksettirildi. Genel müdürlüğümüz de bunun için tüm genel sekreterlerin lisan öğrenmeleri için genel müdürlük bünyesinde İngilizce kursu açtı. Ne güzel. Bu kurs sonunda da bize bu sertifikalar verildi. Peki bu kurslar ne kadar sürdü? Bu kurs Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın nezaretinde 2 sene sürdü. Bugünün anlam ve önemine binaen bunu senin için düşünmüşler ve benim vermemi söylediler. Bunu sana veriyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli Özcan Kutlu'nun. Başka programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.